Şimdi sizlerle kıvırcık saçlar yapmayı deneyeceğiz. Üstelik bunun için sadece iki ürüne ihtiyacımız var. Saç tuzlaştırıcı ve kalem ya da fırça. Geliyorum. Kameranın şarjı bitti. Ay öyle de koyamıyorum size. Şimdi başlayacağım çünkü şarj olması uzun sürecek. O sırada şey yaparım, yarısını bitiririm saçımı dedim. Telefonu çekeyim dedim o yüzden. Düzleştiricim, boyalı düzleştiricim ve bir tane fırçam var. Yarısını yapıp geleyim. Diğer yarısını da beraber bakalım, olur mu? Veronica? Saçımın yarısını bitirdim. Gördüğünüz gibi. Dur. Devam edeyim. Saçımın yarısını bitirdim bile ve aşırı hoşuma gidiyor şu an. Çok güzel oluyor. Bir yandan da Riverdale izleyerek zaman öldürüyorum çünkü biraz uzun sürüyor. Kameramın şarjı dolarken saçımın yarısını yaptım ama arkadaşlar şöyle bir gerçek var. İki bölüm Riverdale izledim ve hala sadece saçımın yarısını yaptım. Gerçekten çok güzel oluyor ama çok güzel oluyor. Şöyle bir anlatayım size. Düzleştiricimi 200-210 derece gibi bir ölçüde ayarlıyorum. Sapı tahta olan bir kalem de olur. Bir fırça da olur. Ne kadar ince tutam o kadar güzel oluyor aslında. Markalara doğru biraz tutamları büyütüyorum. Sunumdan haber veriyorum. Yoksa çok sıkılıyorum ya. Bir de ben bunu yapıp yatacağım arkadaşlar. Siz dışarı çıkacaksınız falan. O yüzden izliyorsunuz belki ama saat gece 1 karantinadayız. Ben sırf video için yapıyorum bu sonrasında. Birkaç fotoğraf çekip yatacağım yani. Ön taraflarını, bence işin sırrı bu. Ön tarafını dışa doğru çevirmek. Bakın, bir de önemli olan bir diğer şey. Şöyle çeviriyorum ya. Bir yandan fırçayı çevirip dibe çekiyorum. Sonrasında vurarak, sıkıştırarak. En dipten başlayalım. Fırçanın üzerinde düzleştirdim. Ama parmaklara dikkat. Anlatıyorum ve... Güzel dipteler oluyor. Bazılarını içe doğru, bazılarını dışa doğru yapıyorum. Daha gerçekçi olur bence. Birazcık da deniz tuzu spreyi sıkalım bakalım nasıl olacak. Her neyse. Kıvırcık saçlı oldum. Şimdi şurada bir anlaşalım. Yapımı aşırı uzun sürdü. Gerçekten çok uzun sürdü. Bir de ben gözümü korkak alıştırdığım için çok diplere şey yapmadım. Düzleştirdiğim saçımı yakmak istemediğim için gelmedim. Şuralar böyle saçı bu tarafa attığım için hacimli durdu ama burası birazcık söndü. Bence onda da şöyle bir şey yapılabilir. Şuradan şöyle çizgi halinde bir balık sırtı örüp. Bu bir klişedir ya, hani düz saçlı insanlar kıvırcık saçlı olmak ister. Kıvırcık saçlı insanlar keşke düz saçım olsa diye. Genelde öyle denir ya hani. Mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir günlüğüne ya da işte birkaç saatliğine yatacağım çünkü şu an bundan sonra kıvırcık saçlı oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.